Başkan, hoş geldin. Ne oldu, dayak mı yedin? He, dayak yedim. Kimden? Sadrettin. Adam vurdu yala bana. Yapma be. Onun bir ayarlar bozuk ama çok bulaşmayacağım. Kaybediyor sıpa gözüm. Kimi tutmaya çalışsak elimizden eriyor gidiyor. Tutunacağım dal bir sen kaldın. Eyvallah başkan. Gerçi sen de bizi sallamıyorsun ya. Ha, abime gidip bir şey. Aa, neyse. Sıpa gözü. Ben yarimi tenhada sevmeyi tercih ederim. Ama bununla birlikte yarın seni annemgile tanışmaya götürüyorum. Yuh. Nereden çıktı o? Ya kadın bir görmesin mi seni ya? Kadın benim saçı başı görür görmez kalp krize geçirir be. Yok. Geçirmez. Geçirmez ya. Benim anam hoşgörülü insandır. Geçirmez. Hem zaten ben onu eskiden ne kızlarla tanıştım. Lisede. Lisede. O zaman daha küçüğüz bu kadarız yani. Hani... Tıraş yapma. Bizi de Güzide koleksiyonun bir parçası yapsın. Çok teşekkür ediyoruz. Sıpa gözüm ne alakası var ya? Tamam sen önce bizim işi hallet. Tamam ondan sonra tanışırız sizinkilerle. Tamam. Arkadaş hangi dalı tutsam kırılıyor ya? Hangi limana demirlesem fırtına çıkıyor? Hangi çorabı giysem topuğu delik ya? Hangi terliği ayağımızı geçirsek ıslak? Olacak şey değil ya. Biliyor musun? İşkencelerin arasında en acı vereni aşk. Aşk, bilincin en büyük düşmanıdır oğlum. Anlamıyorum be baba. Bir insan kendine niye bunu yapar? Yani bu kadar acı veren bir şeyin peşinden bu kadar arzuyla niye koşar ki? İnsanoğlu aptaldır. Canlıların içinde en aptal olanı. Ayşegül'e bu kadar yakın olup ona dokunamamak çok saçma. Çok saçma. Hepimiz ne kadar budalayız. Hele söz konusu aşksa. Çok sıkılıyorum. Çok canım sıkılıyor baba. Sartre'ın aşkla ilgili ne dediğini biliyor musun? Kim lan o? Salağın teki. Ama güzel laf etmiş ha. Aşk iki insanın bilinçlerini birleştirme çabası. Ama bu boşuna bir çaba. Yani insan kendi bilincinin mahkumudur. Ne tanıdım? Hepsi saçmalık. Başımı ağrıtıyor. Başım ağrıtıyor. Haberler kötü patron. Üstüne ne oldu? Devam et İhsan. Bahri bizimkilerle anlaşmış. Dosyaları vereyim, Sadrettin'i bırakın demiş. Ne diyorsun sen? Ne? Benim niye haberim yok? Ben de tesadüfen öğrendim. Seni büyük satışa getirdiler. Ama bu olmaz ki. İhsan? Buyur patron. Yoksa bu adamlar beni gerçekten sevmiyor mu? Şimdi sıpa gözüm. Şöyle yapalım diyorum ben. Ben gidiyorum. Çıkıyorum Poyraz'ın karşısına. Diyorum ki usta diyorum. Ben diyorum senin bacına yanarım diyorum. Aşığım diyorum. Hatta diyorum aşkımdan diyorum öyle de bilirim diyorum.
Artık diyorum top diyorum sende. İstersen diyorum kız, istersen diyorum söv, istersen kızma diyorum. Ama diyorum hakikat budur yani o şekil. Nasıl? Güzel işte. Senin gibi delikanlı adama bu yakışır ya. Aynen. Hemen o zaman ondan sonrasında da bir anam ile gidiyoruz. Onlarla bir elini öpüyoruz. Bitti gitti. Hop. Orada dur. Nida. Kere ben bu el öpme olayına karşıyım abi. Ben niye böyle bir otoriteye boyun eğmek zorundayım? Çünkü onlar bizim büyüğümüz. Tamam. Yani neye göre, kime göre? Ama şimdi sıpa gözüm yani. Hani anaçlıklıkta bir yere kadar neticede anamın elini öpeceksin yani. Tamam da yani benim de prensiplerime ters, fevkalade ters. Şimdi sıpa gözüm, ya bizim bu ideolojimiz neden amacına ulaşamıyor biliyor musun? Niye? Çünkü yereli yakalayamıyoruz. Biz şimdi toplumun örfünü, adetini, anneannesini reddedersek toplum da bizi reddeder. Tamam işte reddetsin zaten. Ya benim yani toplum aman beni kabul etsin gibi bir kaygım yok ki. Ayrıca ben bir ideolojiyi de yaymaya çalışmıyorum. Ben gıcığım. İdeoloji toptan, genel gıcığım. Ama arkadaş sen bunu neden bu kadar büyüttün ya? Ya alt tarafı bir anamın elini öpeceksin ya. Ya öpme, öpme tamam istemiyorum. Anamın elini öpme arkadaş ya. Arkadaş ben nasıl bir manyağa tesadüf ettim ya? Neyim her şeye bir kulp buluyorsun. Yok benim ideolojime de ters düşüp. Ya ben Anadolu'nun bağrından kopmuş gelmiş bir Zülfikar'ım ya. Ya benim örfüm var, adetim var. La Tunceliliyim la ben. Tamam bunlar da bana şekil şemal. Bunlar da bana ters, bana gelmez. İyi tamam hadi bir çay koy da içecek. Orada çaydanlık demle iç. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.